Yani insanları rahatsız etmeyeyim diye birazcık fazla uzağa gitmişim. Çekim yapacağım diye. Çok azıcık kayboldum. Ama Allah'tan bu bölgeyi biliyorum. Yolu bulacağım. Böyle farklı bir yerdeyim. Şuradaki sık ormanlara bakar mısınız yukarıdaki? Böyle buradan Maki gibi görüyorsunuz ama şöyle bir zoomlayayım oraya. Aşağıda cayır cayır bir su akıyor. Suyun sesini duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz. Çünkü rüzgar önleyici mikrofon var. Niye böyle bir şey taktım burada onu da bilmiyorum. Benjamin TV'ye hepiniz çok 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 hoş geldiniz. Neden bu kadar çoku bastırdım? Çünkü Kaz Dağları'ndayım. Eğer Kaz Dağları'na hiç gelmediysen çok mutluyum. Çünkü bu videoyu izledikten sonra senin tatil planına vesile olacağım. Daha önce Kaz Dağları'na gelmiş arkadaşlar. Hasanboğlu'yu gezmiş, Pınarbaşı'nı gezmiş. Böyle turistik yerleri gezmiş arkadaşlar için de alternatif bir tavsiyede bulunacağım. Kaz Dağları'na gelmek isteyip de nereye gidebiliriz diye çok soran arkadaşlar oluyor. Bakir bir alanda ekipmanınız olmadan kamp yapmak gerçekten tehlikeli bir şey. Hele ki şu anda yasaklar var biliyorsunuz. Buradaki işletmeye gelirken yolda jandarma durdurdu. Rezervasyonlarımızı kontrol etti. Tabi bunların yapılması gerekiyor. İşletmede kalacağım deyip kandırıp gelip burada ormanda kamp yapabilen arkadaşlar da olabilir diye. Bu videonun başında bol bol konuşacağım. Sonra benim bir daha yüzümü görmeyeceksiniz. Sebebi şu. İşletme o kadar sessiz ve insanlar birbirine o kadar saygılı ki. Eğlence dolu, bağırış çağrışlı bir arkadaş grubunuz varsa hemen videodan çıkın. Birazdan tanıtacağım işletme huzur kokuyor. İçeriye girdiğinizde zaten bir uyarı almadan bile ah sessiz olmalıyım. İnsanlara saygılı olmalıyım çünkü burası başka bir yer diyorsunuz. İçeride sesli bir şekilde size bir şey anlatamayacağım. Altyazılarda bilgileri vereceğim. Mutlaka altyazıları okuyun. Hani ben bir yeri çektiğimde niye burayı çekiyor? Hemen altyazıyı okuyup bilgi alabilirsiniz. Normalde Kaz Dağları'nın suyu soğuktur. Yüzmek isterseniz, ayağınızı sokmak isterseniz ama Allah çok soğuk falan dersiniz. Bu işletmenin önünde bir akarsu akıyor ve akarsuyun sonuna büyük kayalar koymuşlar. O kayalar sayesinde su hemen akmıyor. Bekliyor, yükseliyor. Yükselen su ne oluyor? Güneş tarafından ısınıyor. Bu havuzda ücretsiz kullanabileceğiniz kanolar var. Şaşal suda yüzerken kanonunuza binip orada böyle bir seyir keyfi yapabiliyorsunuz. Ortak bir mutfağınız da var, ocağınız var, tuvaletler temiz, ortak bir buzluğunuz var. 100 lira kişi başı ücreti. Bence kesinlikle değer böyle bir temizlik, böyle bir doğa harikası ve güvenli bir şekilde kamp yapabileceğiniz bir ortam için. Dün Akçay'daydım. En ucuz otel 400 liraydı. Ben de gittim yolun kenarında arabamın yanına çadırımı kurdum. Akşam da zaten belediye beni kaldırdı. Gittim arabada uyudum. Neyse o detaylara girmeyelim. Ben çadırda kalmak istemiyorum. Çadır hayatım yok. Orada başka bir yerde kalabilir miyim diyenler için de bungalov evler var. İçeride böyle tatlı tatlı birbirinden farklı. Hepsinin üzerinde ayrı yazıları olan çok güzel evler var. Şöyle arkanıza yaslanın. 4K kalitesiyle de izleyebilirsiniz. İçeri bir güzelce gezdireceğim size elimden geldiğince. Instagram adresimden de bana sormak istediğiniz, danışmak istediğiniz bir şey olursa şuraya bırakıyorum. Oradan da yazabilirsiniz. Ya çok mesaj geliyor ama random bakmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Burası da benim için çok değerli. Sizlerin de yaşamasını istiyorum. Gerçekten bambaşka bir yer. O havuzda yüzün. Şaşal suda yüzün. Şimdi işletmenin girişine geldim. Artık ben kopuyorum. İyi seyirler. Bu kıyı boyunca çadır kurabiliyorsunuz. Buralarda mum yakma yerleri var. Burası karanlık taraf çünkü. İsterseniz buralarda mum yakabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim çadırım burada. Bakın burada da mum yakmışlardı dün akşam. İlginç bir detay. Şu ileride ışıklı alanlar var. Bu taraf karanlık alan. Daha sessiz, sakin. Burada da mum yakıyorsunuz. Böyle bir ilginç bir şey. Bir tane köpeğimiz var burada. Bunlar mekanın koruyucuları. 2 tane. Ne yapıyorsun? Böyle 2 işletme var. Burası Sincap ve Akeleos. Bu yokuştan aşağı doğru iniyorsunuz.
Hakeleos. Şehri doğaya taşımayanların tercihi. Bence çok güzel bir slogan. Aracınızı şuradan aşağı doğru indiriyorsunuz. Sol tarafta otoparklar var. Altımızda havuzumuz var. Resepsiyon hemen şurası. Bungalov evler yukarıda başlıyor. Çadırlar en önde, havuzun dibinde. Bungalovlardan biri böyle. 7-8 numara. Ya soldakinde kalıyorsunuz ya sağdakinde. Hepsi küçük evler. Güncel fiyat için arayıp sorarsınız. Şimdi bir şey söylemem doğru olmaz. Bu yan tarafta da bir işletme var. Burasının ismi Sincap. Burada da böyle üçgen evler var. Böyle şezlonglarınız da var havuzun başında. Bir iskelemiz. İskeleden atlayabiliyorsunuz. Tabii atlamamanızı tavsiye ediyorum ama. Çadır alanları böyle kademe kademe buraya kurabiliyorsunuz buraya. Boşsa aşağıya ya da en sıfır. Böyle herkesin akarsu manzarası var. Mangal alanı burası. Bunun arkasında da var. Aynı bu şekilde 4 tane. Saat 9'a kadar izin veriliyor. Mutfağı da kısaca göstereyim. Lavabo, bulaşık yıkıyorsunuz. Ocağımız var. Ortak ocak bunlar. Buzluklar burada. Burada da var bir buzluk. Herkes torbasıyla koyuyor. Olay böyle.